Bugün Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kazlıçınar Köyü'nün Goca Yaylası'ndayız. Ya da Evet. Büyük Yayla. Sezai Eren hocamızla beraber yaylada duran Hasan Dönmez abimizin sayasına geldik. Hasan abi Evet. günaydın. Günaydın abi. Hayırlı sabahlar. Size de hayırlı sabahlar. Hasan abi sen burada saya mı diyorsunuz? Saya diyoruz biz, koyunun sayası ya. Saya mı burası? Ya biz bunu bu saya yapıyoruz böyle. Şurası ne? Orası Orası? Karaağır. Karaağır. He. Eğrek mi orası? Yok, buraya erek geçiyor. Buraya eğrek, orası Karaağır. Karaağır. Açık değil mi üstü oranın? Üstleri açık, orası açık. Burası kapalı. Buraya kapalı, yağmurlu havalarda giriyor buraya. Yağmurlu havalar da Evet. burada. Ne zaman yerleşiyorsun Hasan amca? Nisan, Mayıs'ın 15'inde böyle. 15'inde. Ne Evet. zaman gidiyorsunuz? Kasım'ın hava şartlarına Tamam. bakıyor ya. Yağmur yağarsa, Yaklaşık olarak kar yağınca mı diyorsunuz? gar yağınca durmayız. Yağmur yağdığı zaman hemen Ekim sonlarına gideriz. Nereye Ekim'de gidiyorsunuz buradan? ben kışın durdum diye bakıyorum başında. Köyün başına Yani gidiyorsun. saya vardı. Evet, güzel. Kaç yıldır yapıyorsun? Çoktur Çobanlık. ya. 50, 60, 50 sene. 50 Hasan'ın senedir. yaş kaç? 60, 69. O maşallah ama genç görünüyor. Evet. Hasan bak Sezai hocam çok dikkatimi çekti. Böyle yaylada duranlar, çobanlar çok genç görünüyor. Ha, buraya oksijen abi ya. Hava oksijenli. Bir Söğüt Galası'na gittim mesela orada. Senin gibi çobanlar vardı. Onlar da öyle çok genç görünüyor. Ya abi burası oksijen, biz bir de fazla şey olmuyor. Stres yok. Stres yok olmuyor burada. Sadece Kurt, kurt işi var burada. Kurt kurtların herkes var mı? koyundan katlılar mı? Kapmam abi ya, burada var. Çok. Senin iki tane bak En atış çok yok. strese kurt mu sokuyor sizi? Ya köpek var benim de. Ben fazla şey edemiyor da diğer arkadaşları kapıyor. Kaç tane köpek var Hasan abi? Bir tane, bir tane. Yetiyor mu bir tane köpek? Ya bir daha iki oldu mu aklından gelemiyor. Zaten Bakamıyorsun. kangal o. İki kangal. Kangal Öyle mı? mi? Nereden buldun sen o köpeği? Sivas'tan, şeyden geldi. Gördeş'ten, o da Sivas'tan getirdi. Parayla mı aldık, hediye mi? Hediyeydi, arkadaştı. Enik miydi, Süker. Kaç koyun var Hasan amca? ben ufakken. 127 falan. 127 falan var. 130 diyor. 130 Neydi o kadar. Burada koyunlar duruyor böyle. Koyun duruyor ya. Burada koyun duruyor. Şurası ne? Kaşak mı burası? Buraya kaşak değil. Buzulan yerler var ya. Şurası mı? Buzlar var orada. Kuzular mı duruyor? Burada kuzular duruyor da buraya yemleniyor. Bir yaşlı Bak. koyun var. Burada oraya. Burada kuzu kalmamış galiba. Öbür tarafta kuzular. Büyümüş. Neyse. Çattım ben Burada. kuzuyu. İki bölmeli burası ya. Kaşak diyorsunuz değil mi? Kaşak. Koyunların adı var mı koyunların? Ya koyun adı olur ya, koyun ne der olur. Var mı? Bir tane söylesene. Vallahi öyle. Böyle bunların lider olan koyun var mı? Nasıl? Başlı olan koyun var mı? Tabii canım, baş olan koyun ya. Ne oluyor? O mu götürüyor koyunları Tabii sağa sola? o koyunu çeken odur. O mu çekiyor? Onun adı ne mesela? Ona çağırdın gelir o. Ne adı onun? Ne desen de ya, kara kız diyor. Kara kız mı diyor? Bu mu yoksa? Çekiyor. Bu mu Hasan çekiyor? abi, ondan sonra alışkın mı? Alışkın canım. Tanıyor değil mi seni? Tanımam mı? Ta karşıdan bağırıyorum, ben bu oyunda buraya geliyor. Öyle mi? Beni geliyor. Ama Hasan amcayı tebrik ederim. Bak koyunları çok güzel. Hakikaten hocam. Bak Maşallah. sayın bak. Hasan abi, bundan ırkı ne? Mernos. Merinos. Hakiki Mernos. Nereden buldun bu cins koyunuzu? Bandırmadan getirdim ben bundan cinsini. Kaç yıldan beri bunlar sende? Ya, o 25, 30, 40 senedir bende ya. Valla Sadık hocam. Hasan amca koyunları kendinden daha iyi bakmış. Ben çok Koyunları bakarım oyuna. sen kendine baktın herhalde bak. Soracaksın. Öyle mi? Ne anladırlar valla. Hasan bak sen kendine bakmıyorsun. Sen çok sahipsin. Ya zayıf Şu sendir ya. koyunlara bak, maşallah çok semiz görünüyor. Evet, Ben güzel. sabah koyun gideyim, ben hiç uyumuyor. Kaç saat gidiyor? Sabah gidiyor, saat akşam Sabah kaçta çıkarırsın? 8.30'da çıkaran akşam, Akşam. sabah 7'de geliyor. Sa Evet, Evet 7'de. 7'de geliyor. Yaklaşık 12-13 saat koyun Peki gidiyor Sedat Hocam. Tabii ya. Savuyor musunuz koyunları? Ya şimdi gebe koyuna. Şimdi gebedir de yani Önce sağlıyor canım. şimdi gebe mi? Bunlar yılda iki defa mı kuzuluyor? Ya iki sefer verirsen iki sefer bu şey diyor. Biz bazen iki oluyor. Var. Diye orada var, ikinci diye var bu. Kaç Onlar koçum var Hasan amca? koç altı taneydi. İkisini bıraktık. Damızlık Gerisini iki tane mi bırak? sattım gelsin. İstiyorlar mı? Oho. Damızlığa mı satıyor? Damızda geliyor ya. Damızda geliyor. 45'er bin lira. Hasan amcanın peyniri de çok güzel oluyor ha. Hasan amca peyniri satıyor mu? Ben aldım güzel. Vallahi şimdi burada kadın yok. Kadın olsa ben soruyordum da, onlar bahçeye Bana düşer. peynir lazım diye ben merak ettim, sordum.
Ya peynir iyidir abi. Biz Salli'ye gidiyoruz. Bizim peynirle devam. Müşteri hazır yani. Hazır fabrika da hemen yetmiyor bile. Hadi ya. Hocam, ben aldım ki tatlı. Sezer hocam ben hangi köye gittiysem, hangi çobana sorduysam müşterisi hazır diyor. Hazır ne? Abi bizim hazır. Salli. Neden hazır peki? Ya bir sene aldım ve ete sene devamlı istiyor peynirden. Bizim bura doğal. Aynen. Kekik peyniri. Bura kekik. Abi şey soruyorum. Burada koyunlar ne yiyor Hasan abi? Ya ot kekik yiyor. Hepsini yiyor. Ya yaylım çok oluyor burada da. Tamam sen yağmur yağmur Hasan abi. Biraz kurak. O kurak gitti belki. Ot buluyor mu koyunlar? Ya buluyor yine ya. Kuru kuru ot buluyor. Ama eskiden şu taban yeşil kalmış. Yem yeşil oluyordu. Sadık hocam su kalmamış. Azalmış yani. Ya su bulabiliyor muyuz? Su var değil mi? Su var. Arkada büyük sular var ya. Çeşmeler. Arkada biraz sonra gideceğiz oraya. Şimdi var. Hasan amca. Çan var mı koyunlarda? Olmam mı? Kaç çan var? Ya var 5-10 da var. 10 tane mi ne? Büyük çan adı. Büyük takmamı koyunu yıpratıyor. Yıpratıyor mu? Adı var mı çanın? Ya adı çan ya. Çanı kimden aldın? Demirci mi aldın? Demirci Mahmut'tan. Sabancı. Çancı Mahmut'tan. Oğlundan. Tamam. Oraya gidiyor musun? Onlar buraya getiriyorlar mı? Ben gidiyorum oraya ya. Demirci'ye gidiyorum. Ben her cuma giderim. Yarın yine giderim. Traktörle. Yok ya taksi var benim. Traktör de var. Traktör var, taksi var, motorla var. Şimdi bunlar boyundan mı kazandı? Tabii canım. Çobanlıktan. Tabii. Hocam cuma günleri bu yayladakiler hem cumaya gidiyorlar. Cuma namazına gidiyorlar hem de demir alışveriş yapmaya gidiyorlar. İhtiyaçlarını karşılıyorlar. Tabii. Yani iki işi bir arada yapıyorlar. Hocam işte. Buzdaki ne satıyor? Buraya sen, alıcı geliyor mu? Gelmem ya sefere verdim ben. Ha Mamlan sefer. Ha. O da geliyor. Devamlı benim şeydir o. Müşteri. Alıcı. Devamlı onu veririm ben. Satın. Ya yabancıya verdim ben. Güvenemezsin. Para alamazsın. Şu olur değil mi? Güvenemezsin. O biz kümeli kuzu veriyoruz. Çoban parası da alıyor mu çocuklar? Torunlar. Veriyor ya. Veriyor mu? Veriyor. Ya, o adettir hocam değil adettir mi? Adettir o. Kendi veriyor o. Sefer abi iyidir ya. El açtır. O iyidir abi o. Göreli insan. Ya o yörenin insanı bir de. Aynen. Bunların koyunların sırtında böyle bayrak damgası var. Ya burada herkesin koyununda vardır boyası. Ben bayrak vuruyorum. Şey mi? Şey soracağım bir de bu kırkımı nasıl yapıyorsunuz? Makineyle kırkıyoruz abi. Tamam ben Halilyalar oraya gittim de. Toplanıyor 5-6 kişi onu da yatır. Kırkıyor. İmece usulü değil mi? Ha. Sen bir gün ona gidiyorsun. Ben bir gün ona bir gün ona gidiyoruz. Hasan abi bu yaylada kaç tane var senin gibi koyun çobanı dağıtmış dağlı? Burada 3 sürü 4 tane oluyor benden bir de arka var. Tarafta da var. He, arkada da var işte onların 4 tane oluyor. Onlar sürüler birbirine karışıyor mu güzelken? Ya karışmaz bizim koyun. Kimse kimden onunla karışmaz. Hep ayrı ayrı gece mi gidiyorsun? Ayrı ayrı. Gece gitmen zor olmuyor mu karanlıkta? Ya gece el. Gideriz ya ışıldak var elimizde. El feneri var. El feneri var. Ama işte güzel bir tutsan koyunu gece zapt etmek. Kontrol etmez, zor olmuyor mu? 500 koyun yine giderim ben ya. Koyun beni bana tabıdır. Ben bu, 100 metre ayrılmaz benden. Sezer hocam o zaman. Bu bölgenin en iyi çobanı bu. Çevrede bir tanedir. Soyacaksın sefere. Hasan abi o zaman bir gün sen bunları kaçta çıkarın koyunları? Akşam 8'de bana çıkıyor ya. 7.30-8'de bana çıkarıyor. O zaman bir gün. O gece akşam çekimi yapacağım. Evet çekim yapman lazım. Hasan abi çağırsın koyunları uzaktan. Bakalım. Televizyonda bir izledik ki çoban bir çağırıyor, koyunlar toplanıyor. Bu da bir önemli koyun da gelir. Isık çalabiliyor mu koyunlara? Çalmaz mı? Çalar. Boş şey ya. Hazır abi deneyim mi bir dakika ya hemen? Ya onu her gün akşam olur o. Şimdi olmaz mı? Şimdi aldan zor olur ya. Olmaz o. Anlamaz. Şık olmaz, şık olmaz. Bu yeri geldiğinde. Dışta olsa o zaman olur. Ama Hazır abi sen bunu yemeyeyim mi değil mi hiç? Şimdi yemez mi ya yem veriyor. Şimdi de veriyor. Şimdi vermem ya. Kışın veriyor. Doğdu mu veriyoruz ya. Daha orada diyelim doğdu biri vereyim mi? Tamam. Doğru. Bak şöyle gösteriyorum. Koyunları maşallah ya. Çok semiz görünüyor ya. Hacım. Bak şu çaldın mı benim koyunları? Evet bak ama kulak tıkıyor da valla. Bir daha çal bakalım. Bak gördün mü? Gel benim koyun gel ya. Bana tabıdır. Hasan abi seviyor mu mesleği? Oo sevmez mi ya? Keyif alıyorsun değil mi? Tabii ya. Peki gavalın var mı da? Vardı da çalmıyorum galiba. Şimdi yaşlandık. 69 yaşındayım değil mi? Kaç yaşında başladın çobanlığa?
Vallahi ben çobanla... Doğduğundan beri. 12 yaşında geçtim bu koyunun adına. İlkokul bitirdin köyde? İlkokul 4. sınıftan çıkardılar beni, koyunun başına gönderdi. Baban? Babam. Babandan mı çobanda? Yok ya, çobanım. O çobandan anlamaz. Sen nasıl başladın bu mesleğe? Ya işte ben, babam koyunu vardı. Bizim birader vardı, onu askere gitti. O zamanlar böyle derdi ki, babam ilk keklik vermiş öğretmene. Ben şeyde çıkarmışlar. Okulda. Okulda. İki kekliğe gitti eğitim öğretim. Vallahi gitti ya. Ne yapayım o zaman? Öyle. 69'da 12'yi çıkarsan 57 sene. Yarım asırda geçmiş Hasan abi ya. 50 seneye geçmiştir benim. Bunu. Sen bıkmadın mı çobanlıkta? Ben bıkmam ya. Severek yapıyordun değil mi mesleği? Severek, severek. Her şey severek yapmadın mı zaten olmaz. Aynen. O zaman ya bu koyun koyun olmaz. Olmaz aynen. Değil mi? Seveceksin ya. Tabii ya, her şey yaptığın işi benimsedin ya. Düzgün yapacaksın. Düzgün yapacaksın. Hadi öyle her işte. Peki Sadık Hoca işini düzgün yapıyor mu? İzliyor musun Sadık Hoca'yı? Vallahi onu o torun biliyor ben. Senin torunun adı ne? Fadime. Fadime? Fadime Dönmez. He. Okulda birincidir o. Hangi okulda? Anadolu Lisesi'nden. Anadolu'dan mı? Anadolu Lisesi'nden. Bak Fadime bu videoyu izlerse. Gedemi kim? Sağlık hocam da sevdir değil mi? Onu izle. Bir de şey var, oğlan torunu. Oğlan da var. Ya o pek ilgilenmez, öteki çok o şeyde. Sizin Muhtar beni çağırmıştı. Ayın 24'ünde düğün var diyor. Osman Altun. Ha. Geçen Mahmut'a köyünün süreli geldi. Evet. Sizin köyün yayaları da meşhur herhalde. Taze Basfesi meşhur. Ooo. Taze Basfesi'nde. Doğanoluk yaylası değil mi? Doğanoluk yaylası var orada. Kurbağa uzak mı buraya? Uzak değil o ya. Gideriz biraz sonra. Direkt yol gidiyor oraya. Binaların gidiyor. Teşekkür ederiz Hasan amca. Hasan. Güzel, vallahi seni tanıdığıma çok memnun oldum. Bak Hasan amcanın çayı içileri buralardan geçerken orası. Abi, geçer. Abi bugün hanım yokmuş. Yok. Kimse yok. Sen mi yemek yapıyorsun galiba şimdi? Ya, yapmış gitmişlerdir. Yapmışlar gitmişler. Hasan amca yemek yapamaz. Ben yapmıyorum vallahi. Hasan amcaya bakarsak aç kalırız. Onun işi koyun. Ben bu oyundan geldim. Tamam. Şey oğlu var. Oğlu gelinliğiyle birlikte kalıyor. Burada Hasan amca sadece koyunlarına koyun gidiyor. Onlar işte buradaki süt, peynir, yoğurt işleriyle uğraşıyorlar. Yaylanın yemek işleriyle uğraşıyorlar. Tabii. Yani Hasan amcanın kapladığı alan, yerleştiği alan çok geniş. Bak orada kendi durduğu yer var, burada koyunların durduğu yer var. Tabii. Mutfağı ayrı, parça parça. Orada öyle ya. Evet. Geniş ya. Yani olmaz zaten. Aynen. Düzen iyi olmaz o zaman. Yaylaya su geliyor mu peki? Su var ya bizim arkada. Oradan taşıyor musunuz? İçecek suyu getiriyoruz oradan. Tankerde de şey oluyor. Maşallah ya, şu koyunların güzelliğine bak. Evet, çok güzel. Hasan bir de şey dikkat edeyim. Boyunda uslu galiba birazcık da. Ya benim ben oldum mu, ben sesini duydum mu kaçmaz. He, yabancı bir yabancı kere. Olsa oraya böyle kaçardı o. Orayı dağıtır valla. Valla dağıtırdı. Hasan abi sana teşekkür ederiz. Sağ olun abi. Allah emin ağaçla ama nasip etsin. Gübreleri ne yapıyorsun Hasan amca? Biz arazi çok ya. Kendi bahçelerini mi buluyorsun? Aa, satmıyoruz biz. Bahçelere çekiyoruz. Hasan abi kaç yaşına kadar yapmak düşünün çobanlığı? Bahçeyiz gari işte, bu sene bırakacaksın ya. Bırakamazsın. Köyde. Sıkılırsın köyde, yapamazsın. Ya az buz bırakacağız derim. Ya çok olmaz. Çok yapmıyoruz. Zaten bıraktığı zaman mezarını kazdıra koysun. Doğru valla. Aynen. Yok yapamazsın ki. Aynen. Bir de Hasan amca köyde kahvede oturmaya da alışık değil. Aa, ben yapamam. Kahve kültürü yok mu Hasan amca? Yok. Valla ben kahvede oyun oynamam hiç. Akşamlar gitmez misin kışın kahveye? Çay içme, çay iç. Arkadaşlarla muhabbet etmeye giderim. Tamam. Kendi akrenimizle muhabbet ederiz. Tamam. Öyle bir şeyle uğraşmam. Hasan abi çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Allah emin karşına almayı nasip etsin. Sağ olun. Biz böyle çobanlarla konuşmasını çok seviyoruz. İyi, çok iyi. Sen de bak güzel yüzü, pozitif bir insansın. Çünkü üretici bunlar. Yani. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Sağ ol abi, sağ ol. Ben senin demir de çok görüyorum ya. Düğünlerde böyle. Tamam. Ben düğünlere çok giderim. Bu şey yani. Glozlara falan gittim de oraya geldim. Tamam, tamam. Bu da Hasan abinin kangal cinsi köpeği. Hasan abi maşallah bu köpek nasıl böyle ya? Kangal o, kangal. Kangal cinsi köpekmiş bu. Kangal bu. Hasan abinin tek köpeği varmış. Sürüyor bunda. Kangalca sürüyor.
Goğaz diyormuş. Hasan abi, bu sayanın üstünde çam dalları var. Çam dalı ya. Serin mi tutuyor? Serin tutuyor o. Tamam. Güzel ama burası bak. Şimdi Hasan abinin arkasında gördüğümüz koca yayla. Evet. Tam buradan görünüyor. Tabii. Hasan abi, ne kadar güzel burası. Buranın, Sezai Hoca, buranın rakamı kaç acaba? Vallahi 1900, 1800 mi diye yukarı tepe. 1800 yoktur ya. 1700 vardır ama. Kaç? 1700 olacak şu yukarıda. Oraya yukarıda yok. Burası. Buraya o kadar olmaz. 1600 falan diye. Şöyle bak, Galatasaray sayıyı da göster bana. Evet. Bu hem serin mi tutuyor Hasan abi? Tutuyor abi bu. He. Şimdi hocam burası şey. Burası Kurtuluş Savaşı yıllarında Demirci Savaşları'nın yapıldığı yerlerden biri burası. Evet. Savaşların yapıldığı bölge burası. Burada buraya Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem'in ilk gece çıktığı yer burası. Daha çıktı ya. Düşmanı. Buraya geldi. Buraya kimisi büyük kır diyor. Kimisi koca yayla diyor. Kimisi büyük yayla mı? Koca kır şimdi orada. Buraya da diyorlar. Kocagır diyor. Buraya Böyükel'e geçiyor. Şeyler Kocagır diyor. Nedir o? Aksazın. He, o ileride o. Bu. O buyum da deli o. Savaşların yapıldığı bölge burası. Burası. Karşıda Hasan amca, orada Yunanların siperleri varmış. Gel bakalım. Siperler bile vardı orada da. Gel bakalım. Şortun içine görünmüyor. Şimdi gel bakalım. Neredeydi Hasan amca? Hangi tepedeydi orada? Şu tepede miydi o? O tepenin arkası mı? Yok. Şurada bir daşlığı var. Bak şu daşlar var burada ya. Evet, o daşların üstünde bak o Avaşlı'ya da o zaman Avaşlı var mıydı yok mu bilmiyorum. Ha, şu karşıda. Orada Yunanlar. Evet, ha şöyle göstereyim. Yunan... Burada şeyde çok bulunuyor. He. Mermi. Mermi, eski mermiler. Ha, bak hiç buldun mu sen mermi? Çok buldum da ben öyle ya. Bindi almıyorsun. Bak orada şöyle mezar şeklinde evet hocam. Şeyler var. Mevziler var, siperler var. Yunanların var. Böyle. Burada da vardı. Şimdi bu arkamızda da çetelerin. Yani Kuvayi Milli Birliklerin. Çetenin durduğu yeri göstermesen ne orada? Kuvayi Milli Birliği'nin durduğu şey cepheler var. Karşılıklı çatışıyorlar burada. Günlerce devam etmişler. Yani. Evet hocam. Burada Kocayayla'da işte savaşlar yapıldı yani. Tamam hocam. Burada şimdi İhsar Bey